Taner. Ne oldu? Ömer değil mi içerideki? Değildir Ömer. Ömer'e bir şey olmamıştır. Ömer'e bir şey olsa ben şu an nefes alamıyor olurdum. Ben sizi bekledim. İçeriye giremedim. Taner. Ne yapıyorsun sen burada? Ne işi var bunların burada? Hı? Ömer değilmiş değil mi içerideki? Bir şey olmadı değil mi ona? Ne olur bir şey söyleyin lütfen. Amcam yaşıyor mu? Cevap versene. Götür bunları buradan. Sana bir şey oldu mu diyorum amcama. Bunları götür dedim sana. Çok şükür. Ömer değilmiş. Mebrure. Evet abla, Taner'le buluştuk. Evden ayrılmış çünkü amcasına taşınmış. Allah'ıma şükürler olsun. Çiçek, ben marinaya gidiyorum. Benden haber bekle. Tamam. Abla sen? Ablam? Ablam nerede? Ya Yonca, bir doktor mu çağırsak? Vallahi korkuyorum ben. Ablam nerede? Ne demek nerede canım? Seninle beraber değil mi? Yok. Yok ortada. Çocuksun sen. Sesinin çağlayanına düştüm. Bir çiçeğe tutundum düşerken. Hala oradayım. Sallanıp duruyorum. Bir saatin sarkacı nasıl gidip geliyor? Gidip geliyorsa öyle. Zaman benim işte. Nesneleşiyor tüm anlar. Dursan ölürüm. Paramparça olur dünya. Çocuksun sen. Sesinin çağlayanına düştüğüm. Uçurum diyordun. Bir aşk uçurum özlemidir. Bırakıyorum kendimi bu yüzden sesinin boşluğuna. Tutunabileceğim tüm umutları görmeyeyim için gözlerimi bağlıyorum geceyi mendil yaparak. Gözlerim bir yerlerde daha bağlanmıştı. Bunu unutmuyorum. Unutmuyorum hiç. Çocuksun sen. Alnına kırlangıçlar konu. Eyvallah, eyvallah. Hayatımı kurtardın kaptan, sağ olasın. Sizi ben değil, sizi Allah kurtardı. Tekrar geçmiş olsun. Gene sizi bir hastaneye götüreyim. Yok yok, hiç zahmet etme. Zaten yeterince zahmet verdim sana. Sen olmasaydın ölüyordun. Yaşayacak ömrüm varmış. Çok sağ ol kaptan. Sana borcumu ödemek isterdim ama halimi görüyorsun. Estağfurullah, ona söz. Sağ olasın tekrar. Geçmiş olsun.
Eyvallah. Biliyorum. Biliyorum ben sen gitmedin hiçbir yere. Hiçbir yere gitmedin sen biliyorum. Hiçbir şey olmadı sana. Sana bir şey olmuş olsa ben böyle kokunu alamazdım ki. Bizim hastane dediğim hemen gidiyoruz. Hastaneye. Başüstüne efendim. Ne demek hastane dediği? Şevket, sen kardeşinin yanında değil misin? Cahide, ne oluyor? Peki, peki, tamam, tamam. Balıkçılar bulmuş, sahile getirmişler. O da çekip gitmiş. Yaralı değil mi? Yok, değilmiş. Bir gömleğe sarılıyorsun. Ama bana sarılamıyorsun. Az önce beni bir daha görememekten korkarken şimdi yüzüme bile bakmıyorsun. Bunu bize neden yaptın Gülürüm? Bizi bu hale neden getirdin? Neden? Kurtulmuşsun. Gördüm, rahatladım. Gidiyorum şimdi de. Ömer, Ömer ne yapıyorsun? Ya. Hiçbir yere gidemezsin. Kendine gel, aç şu kapıyı. Asıl sen kendine gel Gülürüm. Eğer bu kapıyı ya açmamı istiyorsan bunu bize neden yaptığını bana itiraf edeceksin. Şükürler olsun evde. Beni zorla konuşturabileceğini mi sanıyorsun? Yok diyorum sana. Yok, sana söyleyecek hiçbir şeyim yok. Ömer, Ömer oğlum biz geldik, aç kapıyı. Ömer, aç. Geldiler. Ya geldiler, duymuyor musun? Umurumda bile değil Güdür. Kimin geldiği umurumda değil. Ömer, saçmalıyorsun. Korkuyorsun değil mi? Seni burada görürlerse anlayacaklar diye korkuyorsun. O zavallı, o duygusuz evliliğini anlayacaklar diye korkuyorsun. Ömer, benim gitmem lazım. Aç şu kapıyı, aç, buradan çıkacağım. Kimseyle karşılaşmak istemiyorum. Korkma Güdür. Sen Cihan'dan başka kimseyi kandıramadın. Onlar da biliyor. İkimizin bildiğini herkes biliyor Gülru. Beni hala sevdiğini herkes biliyor. Niye açmıyor bizi? Duymuyor mu acaba? Fenalaştı. Fenalaştı Ömer. Ömer! Duymuyor musun bizi? Açar mısın kapıyı lütfen? İyi misin? Bir dakika, bir dakika. Bana anahtar vermişlerdi ya. Heh. Yeter artık, aç şu kapıyı. Bence de artık yeter. Ömer, boşuna üzerime geliyorsun. Sana duymak istediğin hiçbir şey söylemeyeceğim. Ben sana cevabımı verdim. Ben seçimimi yaptım. Onunla evlendim ben. Başka da söyleyecek hiçbir şeyim yok. Bitti. Bitmedi Gülürüm. Bu konuşma burada bitmedi. Gülürüm.
zıt veriyorum ben ya. Alo, bak duyuyor musun beni ya?